Çok esma, çok. Hardware Plus'tan selamlar herkese. Bugün Ersin abiyle birlikteyiz ama ilk videomuz oluyor galiba abi. Birlikte çektiğimiz aslında ilk video. Aslında evet, bu kadar uzun sürede hiç birlikte video çekmemişiz, onu fark ettik bir yandan. Denk düşmemiş. Ve şey, hani benim en hakim olduğum akıllı telefonla ilgili konuşacağız. Senin deneyimlerini alacağız X3 NFC ile ilgili. Senin şey yaptığın, ne derler, Türkiye tanıtımını üstlen değil mi diyelim. Poco X3 NFC. Direkt gerçekten o şeyi çok gördüm yani. Artık Poco Reis falan yazıyorlar böyle şey, yorumlar kısmında. Yollarda falan insanlar herhangi bir yerde çevirip Poco ile ilgili bir şey soruyorlar. Yok ama. Şimdi hani çok insanın içine karışmadığımız için pandemi falan derken yani, hani onu çok göremiyoruz ama olsaydı eminim birileri gelip Poco öven abi diye gelecekti. Hele bu şeyler devam ediyor olsaydı, mağaza açılışları falan devam ediyor ve onlara gidiyor çok olsaydık. Çok fena olurdu. Çok haklısın. Ama şimdi şöyle bir şey var. Sen tabii ki bu telefonu övmekte haklısın. Bu geçen yılın, yani geçen yılın demeyelim de işte Temmuz ayındayız şu anda. Bu yaza kadar, Haziran ayına kadar olan süreçti ki geride bıraktığımız son 8-9 ayın, hatta belki bir yılın en şampiyonuydu yani. En flash yazıydı. En çok hakkında konuşulan, sadece Türkiye değil, dünyada en çok hakkında konuşulan ya da dünyanın çok zengin olmayan ülkelerinde en çok hakkında konuşulan telefonlarından bir tanesi. Çünkü niye? Fiyat performans oranı gerçekten çok müthiş. Yukarıda. Ve bizim ilk gördüğümüz Poco'dan sonra, Poco F1'den sonra belki de en başarılı şey, kendisinin çıktığı güne kadar en başarılı Poco versiyonu. Ama benim uyuz olduğum bir yanı var. O da şey, şu NFC ismine NFC konulması. Evet. Yani Poco X3 de olabilirdi. Poco X3 ismini? Bluetooth. Ve aynen öyle. Yani Poco 300 bir sonraki telefonumuzun adı da Poco X3 5160 miliamper de olabilir. Yani olabilir. Böyle bir özellikten şey yapıyorsak. Zaten şey gibi, Poco biraz hamburgerci gibi oldu. Bunun bir de işte Pro'su çıktı ya. Hani 200 lira farkla daha büyük işlemci ister misiniz gibi bir şey. Öyle bir mevzusu var Poco'nun şu an. Ne yazık ki var. Şimdi bu videonun esas amacı Poco X3 senin deneyimlerini konuşacağız. Alınır mı değil mi? Derdimiz o. Senin bu soruya evet diye cevap vereceğini tahmin ediyorum. Öyle değil mi? Ama ben şimdi objektif bir şekilde hani senin bu konudaki deneyimini almaya çalışacağım. Yani tamam. Ersin Akman mesela Poco X3 NFC'yi alır mıydı abi? Mesela burada İşlemci yönünden sen hiçbir sıkıntı yaşadın mı? 732G var, ilk defa bu cihazda gördük 732G'yi. Yok abi, yani eğer bugün bile, yani cihaz artık yeni bir cihaz değil bana soracak olursun. Ama bugün bile bu cihazla ilgili ben sıkıntı, işlemciyle ilgili sıkıntı yaşadım diyen olursa o ya çok talihsiz bir şekilde sorunlu bir cihaza denk düşmüştür ya da abartıyordur demek lazım. Yani bu işlemcinin herhangi bir anlamda kimseye sorun performans konusunda hiçbir sorun değil. Yaşatmıyor gerçekten mümkün de. Değil. Yani oyunlarda olsun, diğer kullanımlarda olsun. Peki Ersin abi, içerik tüketimi bakımından yani X3 NFC'den keyif aldın mı? Ya şimdi X3 NFC bu yıl çıkan telefonları görmediğimiz zaman iyi bir telefon. Ama bu yıl çıkan telefonları gördüğümüz zaman, yani şunu söyleyeyim sana, işte bunun bir X3 Pro'su var. Mi 11 Lite'ı var filan ya. Onları gördüğümüz zaman X3 NFC benim gözümde şeyini yitiriyor. Evet. Değerini biraz olsun yitiriyor. Şimdi sen dişiye çok harcadın burada. Bu cihaza ağır dediği için. Sabahtan beri de harcıyor mu? Okey, tamam. Ama bu ağır bir cihaz. Onu kabul etmek lazım. Yani ben dişiye de aynı şeyi söyledim. Hatta galiba bir videoda da aynı şeyi söyledim. Biriniz dedim 1.50 boyunda, 50 kilo ağırlığında bir adamsınız. Öbürünüz 1.90 kaç? 1.87 boyunda, 100 kilo ağırlığında yaklaşık değil mi? 100 kilo varsa yok, hadi. Yok, 80 abi. Okey, 80 kilo ağırlığında bir adam. Ona hafif gelen buna ağır gelecek tabii ama ağır bir telefon mesela. Hani ağır bir telefon. Şimdi bana kalkıp girişe yaptığın numarada yaparsan yemem yani, o yüzden söylüyorum. Ama abi umarım. Numara mı yapıyor? O ağırlığın karşılığında en azından 120 Hz tazeleme hızı HDR ekran veriyor ekranda yani. Veriyor. Onunla şey yapmıyor, ne derler, vermiyor değil, veriyor. Ama şöyle de bir şey var, bunu da unutmamak lazım. Çok güzel bir telefon. Şu anda yani geride bıraktığımız 2-3 ay öncesine kadar bu telefonu alıp kullanan arkadaşların hepsi çok iyi bir tercih yapmışlardır. Bu şeye de hiçbirisi kafayı takmasınlar. İşte hani ekranı çok iyi değil, pili çabuk bitiyor filan gibi böyle kulaktan dolma bazı evet, rivayetler var ya. Ben bunların hiçbirisinin gerçek olmadığını düşünüyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Şimdi bu videomuzun adı Poco X3 NFC alınır mı videosu ya.
ben ona cevap vereyim, alınmaz. Şok oldum. Şaka bugün, yapıyor bence Ersin abi şu an. Bugünün tarihinde yani Temmuz 2021'de bence artık Poco X3 NFC alınmaz. Onu neden alınmaz? Ya abi? Şimdi bak şu yüzden. Poco X3 NFC'nin prosu var şu anda. Tamam. Diyeceğiz ki fiyat aynı değil. Fiyatta fark var. Haklıyız. Haklısınız. Fiyatta fark var da bu şu anda 3100 lira civarında falan bir şeye satılıyor. 3100-3200. Öbürü de işte 3400'e falan satılıyor. Evet. Yani 3100 buna vermektense 200 lira daha üstüne koyup hem yıl olarak daha yenisini hem de komponent bazında incelediğimiz zaman daha kuvvetlisini almak gibi bir orada şeyimiz var. Orada şöyle bir argüman var Ersin abi. X3 NFC'nin kamerası X3 Pro'ya göre bir tık, çok fazla değil, bir tık daha iyi. Daha çok ben fotoğraf çekeceğim diyen adam da orada X3 NFC'yi alayım mı diye soruyor mesela. Ya ona nazaran yoksa X3 Pro X3 NFC'den çok çok daha iyi. Ya da mesela atıyorum işte rakamı biraz daha yukarıya çıkartabiliyorsan Note 10 Pro var. Tamam, Note seviyesi, Redmi Note seviyesi aslında Xiaomi'nin performans seviyesi değil. Poco başlı başına bir performans cihazı. Ama işte X3 Pro'ya vereceğinden bir 100 lira 200 lira falan daha illa Xiaomi'de kalacaksan Note 10 Pro alırsın. Note 10 Pro çünkü buna her anlamda şey tabii yapabilecek ki olan, ne derler, meydan okuyabilecek olan, kolay kolay meydan okuyabilecek olan bir telefon. Burada sakın arkadaşlarımız şunu anlamasınlar. Hani ben alınmaz dedim ya, o alınmazdan şunu anlamasınlar. Elinde Poco X3 NFC olan insanlar için bu telefonu değiştirmek için yeterli bir neden değil. Bir kere şöyle, bu telefon en iyi ihtimalle en eski alan arkadaşımız 8 aydır bunu kullanıyordur. Yani yeni bir telefon, hala yepyeni bir telefon. Ben yeni alacaklar için bu videoyu izlerken kafalarında acaba X3 mü alayım? Pardon, X3 NFC mi alayım? X3 Pro mu alayım? X3 NFC mi alayım? Note 10 Pro mu alayım? Bilmem ne filan diye böyle ikilemde olan. Hatta belki hani bazı arkadaşlarımız Mi 11 Lite'le bile X3 NFC arasında kalmış olabilirler bazı arkadaşlarımız. Her ne kadar rakam gittikçe makas açılsa da kalmış olabilir. O arada kalanların şunu söylemeye çalışıyorum. Yeni olan cihazları, 2021 yılında çıkmış olan cihazları tercih etmeleri bence daha mantıklı. Yoksa bu cihaza her anlamda baktığımız zaman işlemcisi gayet başarılı. Senin söylediğin kamerası geçen yıl benzer fiyatlarla satılan çoğu cihazın kamerasına meydan okuyor. Gayet rahat meydan okuyor. İşte Dilşir'in çok rahatsız olduğu şu titreme hikayesi. O aslında bir özellik. Cihaza şey kazandırılmış olan bir özellik. Ama tabii burada şunu şey yapmak lazım, kabul etmek lazım. Bu marka Xiaomi değil de Oppo gibi, Samsung gibi, Apple gibi müşteri deneyimleri konusunda daha çok yorumu olan bir marka olsaydı böyle bir özellik kazandırmaktan biraz geri dururlardı. Çünkü niye? Dilşah gibi olan insan, yani negatif yorumların artabileceğinden korktukları için bu özellikten tamamen şey yaparlardı, feragat ederlerdi. Bu iyi de kötüdür diye söylemiyorum. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. X3 NFC iyi bir cihaz. Ama bugünün şartlarında ben bana X3 NFC alayım mı diye soran adama alternatifin ne diye sorur, ona göre cevap veririm. Ve onun alternatifine göre seçiminin doğru olup olmadığını söylüyorum. X3 NFC alıp kullanan arkadaşlarımızın hepsine de güle güle kullan, iyi cihaz almışsın. Alanlar da mutlular yani aldığım geri bildirimlere göre. Bir iki tane şey var, ona çok şaşırıyorum. Cihazın çok ısındığından şikayet eden bizim takipçilerimiz de var. Yani bizim neredeyse her X3 NFC videomuz, biliyorsun biz bununla ilgili çok video çektik. Her X3 NFC videomuzun yorumlarında ben aldım 3 günde yandım sattım işte atıyorum kuzenime verdim bilmem ne filan yazan arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın sorununun ne olduğunu araştırmak bence Xiaomi Türkiye'nin görevi. Yani bu kadar çok insan memnunken, bu kadar çok insan, bir de şunu da bak biliyoruz değil mi? Bunu almak isteyip alamayan insan da çok fazla var geçen yıldan kalan. Aynen. Yani 200-300 lira parayı denkleştiremediği için ne yazık ki bundan bana soracak olursam 1000 lira falan daha kötü cihazları 200-300 lira ve denkleşemediği için alamayan arkadaşlarımız da var. Onların da şanssızlığı bu işte. X3 NFC, bak yine aynı şeyi söyleyeceğim. Hadi kapatarsak yaz başı diyelim. 2021 Haziran'ına kadar çok iyi telefondu. Biz 2021 Haziran'ında bir anda Note 10 Pro'yu, X3 NFC, X3 Pro'yu, Mi 11 Lite'ı sırf Xiaomi cephesinden, başka cihazda markalardan da başka telefonların falan pazara girdiğini gördüğümüz zaman X3 NFC geçen yıl olduğu kadar önemli bir cihaz olmaktan çıktı bizim hayatımıza. Şimdi mesela sen bana desen ki ya Ersin böyle böyle söylüyorsun da Allah aşkına bana şu cihazın bir tane kötü yanını söyle
desen. Muhtemelen mesela, ağırlık mı? Ya ağırlık göveceli olarak kötü bir şey. Yani mesela ben elime aldığım zaman yoruldum, onu söyleyeyim sana. Ki ben hani daha büyük bir telefon kullanmama rağmen ve benim kullandığım daha büyük telefon da ağır olması da hemen bundan yoruldum. Ama burada şöyle bir hikaye var. Bunun fiyatında biz çok fazla bir düşüş de görmedik ya. Mesela beni o da biraz rahatsız ediyor. Yani 8. ayın sonunda filan fiyat biraz ucuzlasın. Normalde ben yani. Hani da ucuzlasın ki bu yeni telefonlarla, saydığım telefonlarla aradaki makas açılsın. Böylece de bu hala tercih edilebilir bir cihaz haline gelsin. Şimdi biz bugüne kadar bunu görmedik mi? Yani adı X3'ün hepsi olmasın, başka cihazlar olsun. Tabii. Hep bu mesela bunda olmuyor. Niye olmuyor? Bu bunun çok güzel bir terzinin elinden çıktığı için oluyor. Çünkü cihazın fiyatını düşürmek mümkün değil. İçindeki şeyler, bileşenler o kadar iyi ki fiyatı düşmüyor. Ama Xiaomi kalkıyor bu cihazdan daha iyi rakiplerini, daha güncel rakiplerini neredeyse 200 lira farkla filan piyasaya diziyor. Evet, çok şaşırtıcı yani. Ve şimdi Xiaomi şunu mu söylüyor bizi? Almayın lan bunu, gidin bunu mu alın diyor. Yoksa parası olan bunları mı alsın? Bunlar daha mı iyi diyor mesela. Burada şeyiz. Hiçbirimiz bu soruya cevap veremiyoruz. O yüzden diyorum ki ben bugün bana X3 NFC'yi alayım mı diye sorununuzu, ahbap senin alternatifin ne diye sorarım. Bir söylesin. Ha benim alternatifim onu almazsam eğer atıyorum mesela ne alsın? Redmi Note 10 almak, Realme 7 almak filansa ya git tabii ki X3 NFC'yi al derim. Ama mesela benim alternatifim X3 Pro, Mi 11 Lite, Note 10 Pro bilmem ne filan derse o zaman gözüm kapalı, yok sen X3 NFC'den vazgeç, git onları al diyor. Yani aradaki fiyat farkı bütçeyi yormayacaksa evet alınabilir. Yani bu çok güzel bir performans telefonu, bunu unutmamak lazım. Yani bu şöyle bir şey, tam doğru örneği bak şöyle vereyim sana. Bu bir spor araba gibi ama kaldırımlı yollarda, İstanbul sokaklarındaki kasislerde filan da bugünün şartlarında çok da şey gidemiyor. Çünkü niye? Bunun önünde giden Pro'su, Mi 11 Lite'ı, Redmi Note 10 Pro'su filan var. Onlar yolunu kesiyorlar. Onlar olmasa piyasada, Xiaomi onları piyasaya sürmemiş olsa bu tek başına belki birçok markanın birçok farklı modelini hala tokatlayabilecek seviyede. Kullanması çok keyifli. Fakat şunu unutmayın işte. Eğer milyon bir insansınız, yani kadın olmanız evet, şart değil, milyon bir insansınız, bu büyüklük ve bu ağırlık biraz sizi bir yerden sonra yorabilir. Bu bir, ikincisi de şöyle bir şey geliyor aklıma. Evet. Eğer milyon bir arkadaşımızsa, eli falan küçükse, bunu elinden düşürme bilmem ne yapma falan ihtimalleri de artacaktır. Keza şimdi şöyle düşünelim. İşte sen 1.80'im diyorsun. Senin cebine, kot pantolonun cebinin büyüklüğüyle 1.50-1.55 boyundaki bir arkadaşımızın kot pantolonun cebinin büyüklüğü aynı değil. Sen çok rahat koyarken o koyamayacak ya da koyduğu zaman onu daha çok rahatsız edecek filan gibi şeyler var ya. Cihazın böyle bir handikapı var. Evet. Onun dışında hiçbir parçası tek başına demode olmuş, tek başına raf ömrünü yitirmiş parçalar değil. Ama bu cihazın çok kuvvetli rakipleri var artık piyasada. Bundan 8 ay önce tozunu attırdığı piyasada şimdi rakiplerle mücadele etmek zorunda. Ve ben o rakiplerin işte en yakın olan 200 lira daha pahalı olanının bundan daha iyi bir telefon olduğuna inanıyorum. Daha genç, kesinlikle. Daha donanımlı ve daha yeni. Zaten şöyle bir şey oldu. Şimdi Poco X3 NFC bizim fiyat performans kralımızdı. Kim geçti onu? Yine Poco X3 yine geçti ama bu sefer Pro geçti. Pro geçti. Aynı ve gibi. Sadece 200 lira farklı. Hani deminki dediğim muhabbete geliyor. Yani bir 200 lira daha ver, Pro'yu al. X3 NFC'yi almanın bir o noktada bir mantığı kalmıyor. Ama başlı başına baktığımızda evet yine güzel cihaz abi, o konuda sana katılıyorum. Güzel yani. Yani şey değil. Şimdi videomuzun şeyinin gereği, teması gereği alınır mı olduğu için, hı-hı, benim yekten evet ya da hayır diye cevap vermem gerekiyor. Ben alınmaz cevabını veriyorum. Arkadaşlarımız ne düşünecekler bilmiyorum konuyla ilgili. Ama alınmaz cevabını verirken de niye alınmaz cevabını verdiğimi bu cihaz özelinde değil, bunların rakipleri özelinde anlatmam gerektiğini, aha, düşünüyorum. Çünkü doğru, bu cihazın anlatılacak bir şey yok. Bu cihaz iyi bir cihaz. Bu cihazın kullanıcı görüşleri var kanalımızda. Hepsi çok memnunlar. Evet. Herkes çok memnun. Sen boşu boşuna bu cihazın primini kasmıyorsun. Yani hani cihaz iyi olduğu için sen oradan ne malanıyorsun? Şimdi bunu yerine getir, Casper bilmem ne koy. Sen onu o kadar öv. Kimse umursar mı senin onu o kadar övdüğünü? Yani, umursamaz. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim.
Ama bugünün Türkiye'sinde Temmuz ayının 2025 yılının Temmuz ayının Türkiye'sinde bu cihaz artık eskisi kadar rahat at koşturabilecek bir cihaz değil. Nerede? Pazarda. Pazar dediğimiz şey ne? İşte bu Gavur'un market dediği ya İngilizce market dediği, yani parayla bir şeyin takas edildiği ortamda eskisi kadar eli kuvvetli olan bir cihaz ile onu söylemeye çalışıyor. O yüzden de diyorum ki bana tek başına abi ben X3 NFC'yi alayım mı diye soran olursa bundan 3 ay önce al tabii ki derken bugün alternatifin ne kardeşim diye sormak zorundayım. Ve eğer alternatifi bu saydığım cihazlardan bir tanesi ise hayır o zaman sen Poco X3 NFC'yi alma, git onlardan birisini al demek zorundayım. Oldu mu? Gayet net oldu. Okay, yani tamam, bundan süper. Daha net olamazdı. Poco X3 NFC ile ilgili Ersin abinin deneyimleri ve düşünceleri bu şekilde oldu. Yani Poco X3 NFC evet hala kendi başına alınabilir bir cihaz ama rakipleri çok artık sert, yani X3 Pro gibi, işte Redmi Note 10 Pro gibi ve Mi 11 Lite gibi rakipleri var. Yani bu rakipleri de göz önüne alıyorsanız öyle bir karar vermeniz daha mantıklı olur diye söyleyelim o zaman Ersin abi son olarak. Bizden iyi bayramlar dileyelim. Şimdilik bu kadar. Aynen, iyi bayramlar dileyelim herkese. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.